Herkese selamlar. Hepinize keyifli bir hafta sonu diliyorum. Cesur Adımlar'a hoş geldiniz. Bugün yaşadığımız hayatın hakkını verebilmek için neler yapabileceğimizi konuşacağız. Daha sağlıklı, daha varlıklı, daha anlamlı bir hayat nasıl yaşanır? Bu soruya yanıt arayacağız. Takdir edersiniz, her değişim beraberinde bir dönüşüm sürecini de getiriyor. Çünkü buna göre anlayışımız, alışkanlıklarımız, tutumumuz, çevremiz, ilgi alanlarımıza değişiklik gösteriyor. Tabii bu süreç güçlü olmayı da gerektiriyor. Biz de bugün hem fiziksel, hem zihinsel, hem de duygusal anlamda bu bütünlüğümüzü nasıl koruyabiliriz? Mental anlamda, duygusal anlamda nasıl güçlenebiliriz? Bunların yanıtlarını arayacağız. Bu konuları konuşmak üzere de konuğumuz Türkiye Şematerapi Derneği Başkanı Alp Karaosmanoğlu olacak. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Mert Bey. Çok teşekkür ederim. Oldukça zor sorular var. Sorular zor derken sizin için yanıtlaması değil ama bizi dinleyenlerin kendilerine sorduklarında yüzleşmesi çok zor sorular var. Umuyorum onlar da kendilerine rehber olacak, yol gösterecek yanıtları alacaklar bugün. Şimdi konulara girmeden önce, derinleşmeye başlamadan önce bizi dinleyenler sizi biraz yakından tanısın istiyorum. Kimden alacaklar bu bilgileri duysunlar istiyorum. O yüzden sizin hikayenize başlayalım lütfen. Psikiyatrist olmaya nasıl karar verdiniz? Bunda kimlerin ve nelerin belirleyici rolleri oldu? Artı şu an Şematerapi Derneği'ni kurdunuz. Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Böyle kısa bir özet yaparsanız memnun olurum. Tamam, çok çok teşekkürler. Ya benim çocukluk hayalimdi. Yani babam da psikiyatristti. Hani babam gibi olmak o ayrı mesele ama kütüphanesindeki kitaplar çok hoşuma gitmişti ve işte böyle bir şeylerin analizi, arka plandaki yapıları görmek derken ortaokuldan beri kafama koymuştum. Fakat bir yandan da elektronik de çok ilgimi çekiyordu. İşte kararsız kaldım, elektronik mi tıp mı, elektronik mi tıp mı. Daha sonra puanım şeyi sıyırdı, Boğaziçi Elektro'da sıyırdı, tıba girdi. Ben de tıba devam ettim ama çok memnun çünkü elektronik de gitseydim, biyomedikali düşünüyordum yine. Yani tıpla bir şey... Bir sıkıntı vardı ya mutlaka bir oradan bir geçmek gerekiyordu gibi. Sonra da psikiyatriye geçtim. Bakırköy Üniversitesi'ne geldim Ege Tıp'tan sonra. Psikoterapi ağırlıklı bir merakla girdim psikiyatriye. Fakat Bakırköy'de çok güzel bir biyolojik bir psikiyatri eğitimi aldım. Yani bence yani gerçekten çok fazla deneyimimiz oldu. Ama bir yandan da psikoterapi eğitimlerimi dışarıdan da devam ettirdim. Değişik terapi ekollerinden geçerekten en sonunda kendimi şematerapinin içinde buldum 2000'li yılların başında. İşte 20 küsur yıldır da Türkiye'de şematerapinin eğitimlerini, düzenlemelerini yapıyoruz. En sonunda son 2-3 yıldır da dernek oluşumu, yani Dünya Derneği'ni kurmuştuk 2007'de. Orada da görev almıştım. Sonra da ülkemizde hareket çok büyüdü çünkü. Yani bu ekole ilgi duyanların sayısı artmaya başladı. Biz de daha düzenli olsun, daha... regüle olsun diye derneğimizi kurduk. 2 yıldır da çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu deprem döneminde işte yani dernekleşmenin ne kadar iyi bir şey olduğunu anladık. Hemen bir araya geldik, eğitimler düzenledik. Şu an belki yüzlerce insana faydalı olacak bir ekip kuruyoruz ve alanda çalışmaya başlayacağız. Kabaca benim hikayem bu aslında. Evet, teşekkürler. Şimdi bütün bu yaptıklarınız eminim bir amaca hizmet ediyordur. Başlangıçta çok net olmasa da çıkış noktası ama sonrasında muhakkak bir amaca dönmüştür diye düşünüyorum. Hı. Hepimizin zihninde ideal bir dünya var, yaratmaya çalıştığı bir dünya var. O dünyada üstlenmek istediği bir rol var. Özellikle bu seviye için söylüyorum. Hı hı. Şimdi burada sizin aklınızda nasıl bir dünya var, nasıl bir gelecek var? Bunu neden önemsiyorsunuz ve şimdi merkezde Şematerapi Derneği olduğu için, bütün çalışmalarınızın da merkezinde olduğu için soruyorum. Bu dernekte bu amaca nasıl hizmet ediyor? Merak ediyorum. Çok çok güzel bir soru. Çok çok teşekkür ederim. Gerçekten yani bizi bir şeyler motive ediyor. Belki biraz sonra ihtiyaçlardan bahsederiz yeri geldiğinde soruların içinde. Yani böyle psikoterapiyle konuşarak normalde olmayacak bir, normalde olmayabilecekken olan bir problemi yok etmek benim çocukluğumdan beri ilgimi çekmiştir. Hani arkadaşlarım gelmişler işte ya aklımda şöyle problem var falan diye. Hani aklımın yettiğince okuduğum 2-3 tane hani ufak kitaba rağmen böyle o konuların altına girip dinleyip çözmeye bayılırdım. Yani çözmek derken yardımcı olmaya. Herhalde o büyük bir ihtimalle evrimsel bir ihtiyaç ve onu aldıkça vücudunuz iyi hissediyor kendini. Bir daha yaptırtıyor size. Ve akşamüstüleri arkadaşlar işte benim kız arkadaşım problem var, benim şunun arkadaşım var diye ben aslında mesaiye çok erken başlamıştım. Öyle bir motivasyon yani psikoterapi ilaç gibi ilacın giremediği noktalara girerekten insanların daha huzurlu, demin en başta söylediğiniz gibi daha anlamlı, bir tane daha ihtiyaç, o da çok güzel bir ihtiyaç. Sağlık, varlık, anlam. Onlar tabii onlar şimdi cebimizde hani Maslow'unkiler ama anlamlı ve canlı hissederek. Yani canlı hissetmek çok büyük bir ihtiyaç aslında. Çok farkında değiliz ve pek çok dürtüsel
davranışlarımız bu canlılık arayışıyla geçiyor. Çünkü hani ölü toprağa atılmak vardır ya, yani akşama kadar ben bugün yaşamadım ya der mesela. Böyle gece 10'un 11'de gelen bir dürtüsel atak olduğunda, hani ben bir şey yaşamadım, gideyim dolaptan bir Nutella, bir iki kaşık alayım olur, o biraz artılabilir falan. Yani aslında adını bilmeyiz ihtiyaçlarımızın, ama en geride anlamlı bir hayat sürmek ve canlı olduğunu hissederek yaşamak isteriz. Yer yer bunlar yer değiştirebilir. Hani mesela deprem döneminde canlılığı boş verin dersiniz. Sizin için anlamlı olan sadece başkalarına yardımcı olmaktır. Dolayısıyla ben de şema terapide, çünkü yapılacak çok iş var, hepimize bir iş düşüyor. Ben de kendim burada daha anlamlı hissediyorum. Bana daha canlı hissettiriyor. Orada çalışıyorum. Madem şema terapiyle başladık, oradan devam edelim istiyorum. Hepsinin merkezinde bu konu var çünkü. Şimdi bazen değil, hatta sıklıkla kendimizi istemediğimiz durumların içinde bulabiliyoruz. İstemediğimiz insanları hayatımıza çekebiliyoruz. Hatta bazen de istemediğimiz karşılıklar verebiliyoruz. Öyle davranışlar sergiliyoruz ki biz bile sonrasında bir düşünüyoruz, nasıl yaptım ben bunu tarttığınızda. Demin söylediğiniz de eşdeğer bir şey esasen. Ezbere bir yaklaşım var. Yani geçmişin sanki kayıtları çalışıyormuş gibi. Burada böyle bir durumların içine girdiğimiz zaman ne olduğunu anlamak için sizce nereye bakmak gerekiyor? Yine çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim. Yani çok doğru noktaya temas ediyor. Şimdi pek çok ekol var burada. Pek çok, işte bu arada elimi kestim, kusura bakmayın, böyle beyaz beyaz parlayacağım ortada. Ufak bir dikkatsizlik. Şimdi nereye bakmak gerekiyor? Aslında pek çok ekol farklı yerler. İşte kimisi diyor ki sadece çocukluğa bakalım. Kimisi diyor ki sadece bugünkü düşünceye odaklanalım. İşte kimisi diyor ki değerlere odaklanalım tarzında. Yani bugün olan her olay aslında bambaşka bir olaya da olsa, eğer bizi rahatsız ediyorsa, geçmişin yükünü mutlaka taşıyor. Çünkü gelip de bir araya geldiğimizde, hani arkadaşa anlattığımız olaylar ya da gidip bir terapiste anlattığımız, bir uzmana anlattığımız olaylar genellikle içinden çıkış yapamadığımız olaylar oluyor. Aslında ruhumuz bizim bir organ. Kalp gibi, bağırsaklar gibi bir organ ve problem çözmek üzerine evrimleşmiş, yaratılmış bir organ. Dolayısıyla başkasına anlatarak destek aldığımız olaylarda genellikle çıkış yapamıyoruz. Yani sonucu bulamıyoruz. Çünkü sonucu bulsak bir sonraki soruya geçeceğiz. Sorular bitmeyebilirsiniz. Sonucu bulamamızı sağlayan şeyler gerçeği değerlendirme yeteneğimizi azaltan durumlar. Gerçeği değerlendirme yeteneğini ne zaman kaybederiz? Tehlike büyükse. Hani deprem sırasında gerçeği değerlendirme yeteneğimizi kaybedebiliriz. İşte pencereden atlayabiliriz, dona kalabiliriz, yanlış işler yapabiliriz gibi. Ama bu gibi çok büyük olmayan travmalarda gerçeği değerlendirdiğimizi yitiriyorsak, işin içinden çıkış yapamıyorsak, o zaman çocukluğa bakmamız gerekiyor. Şöyle bir şey desek çok yanlış olmaz. Hani çok romantikleştirmek de istemiyorum ama hani 10-12 yaşına kadar hissetmediğiniz bir duyguyu daha sonra da hissetmiyorsunuz. Yani eğer ben burada bir panik atak yaşıyorsam sizle konuşurken ekranlar karşısında, hani işte Mert Bey'le Ekotürk'te işte şu gün şu saatte yaşadığım panik zannediyorum bunu. Ama şuradaki endişem, buradaki benim işlevsizliğim, işlev bozucu durum aslında başka bir yaşantının bir yerden tetiklenip gerçeği de, yani birdenbire içeriye gidiyorum. Yani sizi görmeye bırakıyorum. Fark etmiyorum bile. Hani ben bu sorunun cevabını bilemeyeceğim dedim sırada. Yani o reaksiyona giriyorum ve bakacağımız yerler bir tanesi çocukluk çağı, ergenlik çağı. Tabii ki mizacın da önemi var. Hatta bazen hani anne baba dedelere kadar öyküyü ilerletiriz. Bir de köken orada olsa da bir yandan da bugüne de bakabiliriz. Galiba bu bir bütün. Çünkü evet, bizi oluşturan şeyler, hatta okuduğum kitaplarda da, aldığım eğitimlerde de, hatta siz daha doğmadan anne babanın sizi dünyaya getirmeye karar verdiklerindeki ruh hallerine kadar dayanabiliyor o konu. Oradaki işte genetik dizilime kadar etkileyebildiğine dair şeyler var. Tabii bunlar kanıtlanabilmiş henüz şeyler değil, evet, ama evet, hani bakılabilecek çok fazla yer var gibi görünüyor. Evet. Ama çok da zorlayıcı bir süreç. Hele kişinin tek başına bu süreci yönetebilmesi, içinden çıkabilmesi çok kolay değil. Şey gibi, zaten onu yaratan, o problemi yaratan sizin düşünce şekliniz. Siz kendi evet, kendinize zaten ona çözüm getiremiyorsunuz. O yüzden sizler gibi insanlardan, dışarıdan destek almak kolaylaştırıcı oluyor bu yolculukta. Şimdi şöyle bir şey var. Demin hayattan bahsettik. Ben de şuna inanıyorum.
hep hayat başımıza gelen şeylerdir diyoruz ya. Hı hı. Ben de başımıza gelen şeyler değil, başımıza gelen şeylere nasıl yanıt verdiğimizdir diye düşünüyorum. Hı hı. Çünkü herkesin verdiği reaksiyon farklı, karşılık farklı. O da sonucu belirliyor. Yaptığınız seçimler sonucu belirliyor. Hı hı. Evet, birçok şey yaşanmış olabilir dediğiniz gibi. Hı hı. Gençliğe ve çocukluğa baktığınızda, hatta bebeklik dönemine kadar gidebilir. Oralarda yaşanmış bir sürü şey var. Bunlar sizin suçunuz olmayabilir. Ama fark ettikten sonra bunları değiştirme sorumluluğunu almak bizim işimiz. Kesinlikle. Fakat buna rağmen yine bu sorumluluğu üstlenmekte zorlananlar olabilir. Buna direnç gösterenler olabilir. Hatta kendini o kurban rolünden bir türlü çıkaramayanlar olabilir ya da çıkarmak istemeyenler de olabilir. Burada nasıl bir yol izlenmeli? Yani bu bir şey olmadı, bir şey olmadı. Hadi devam edelim yolumuza gibi. Yani bir şey sanki, bir reaksiyon dediğiniz şey, yardım almamak özellikle. Yardım almak, zayıflık, mesela zayıflık da hani çok istemediğimiz bir şey. Aslında istemediğimiz şey var, çok öfkeli görünmek istemiyoruz mesela. Çok dürtüsel görünmek istemiyoruz işte, ne bileyim, böyle bir programın içinde. Ya işte ben bir çay da istiyordum falan deyip her şeyi yani kesen bir insan görüntüsü vermek istemiyoruz. Eğer çok ünlü bir şarkıcı, sanatçı değilsek. İşte öfke, dürtüsellik ve zayıf görünmek istemiyoruz. Çünkü bunları gösterdiğiniz zaman evrimsel olarak binlerce yıldır, on binlerce yıldır belki de hani 150'ye kadar gider. Ama bunları gösterdiğiniz zaman bunun uzun vadeli sıkıntıları olabileceği için zayıf görünmemek çok evrimsel bir reaksiyon. Fakat hani belki 60 bin yıl öncesi için anlamlı olabilir bu. Zayıflığını belli etmezsen Afrika savanlarında daha uzun yaşarsın. Ama şu an ona ihtiyacımız yok. Yani dokunmamak da mesela bir güzel bir refleks 5000 yıl öncesi için. Ama şimdi antibiyotik varken dokunmayarak kendinizi mikroplardan korumanın bir anlamı yok. 10.000 yıl önce anlamlıydı belki. Hatta belki 500 yıl önce kadar anlamlıydı. Bağışıklığı güçlendirmek yetiyor. Aynen, aynen. Yani zaten hani hasta olursanız da antibiyotik var. Değmez yani hiçbir şey dokunmadan yaşamayı gibi. Hani ama hastalık da öyle bir şey işte. Yani 5000 yıl önce belki anlamlıydı, şimdi anlamsız. O yüzden saklamaya çalışmak, bastırmaya çalışmak, bir şey yokmuş gibi devam etmek, yardım almamak bu bir refleks, çok anlaşılır bir refleks. Ama kar zarar analizine baktığımızda karlı değil. Hani ekonomik bir, hani sizin ekonomi bilimiyle uğraşan bir kanal olduğunuzu bildiğim için yani o açıdan hani kar zarar ekonomide çok önemli bir şey. O yüzden hani ruhsal ekonomi diye program belkiler düşünebiliriz beraber. Benim çok hoşuma gidiyor. Bildirim Erkin bir lafıdır. Ruhsal ekonomi. Gerçekten girdi çıktı meselesi. Evet, yatırım yapılması gereken bir alan çünkü. Aynen, çünkü hani şu an belki biraz acı çekebilirsiniz, biraz risk alabilirsiniz ama uzun vadede yaşayacağınız huzur, anlam, canlılık çok değişebilir. Evet, şimdi bu biraz beni şeye getiriyor, sınırlar konusuna getiriyor. Çünkü demin bahsettiğiniz şeylerde insanlar bazen sınırını çizmekte çok zorlanıyorlar. Bir şeyler istemek onlara zor gelebiliyor. Başkalarına hayır demek zor gelebiliyor. Hep başkalarını tatmin etmeye, mutlu etmeye çalışmaktan dolayı rahatsızlık duyabiliyorlar. Bu da çok net bir şekilde sınırlarını çizemediğinin göstergesi. Birinci sorum şu, bağlantılı bir sorum olacak. Neden insanlar sınır çizmekte zorlanırlar? Bunun nedenlerini bir rica edeyim sizden. İkincisi de şu, bu sınırlar yani nasıl genişleyebilir? İnsanlar bu alan içerisinde ben buradayım nasıl söyleyebilir? Varlığını nasıl hissedebilir ve hissettirebilir? Yani gerçekten sorular arka arkaya çok anlamlı. Hani çocukluktaki nerelere bakacağımız, bugünkü problemlerimizin. Şu an biraz başlıklarına geçmiş olduk. Sınır çok önemli bir şey. Yani mesela çok önemli bir ihtiyaç. Yani iki kişi arasındaki sınır. Bunun iki tane nedeni var. Bir tanesi biraz daha eski. Yani daha böyle yırtıcı hayvanlar ya da bizden daha büyük kabile karşı, düşman kabilelere karşı. Eğer ben teslim olursam, karşımdaki kişi beni yemez gibi bir refleks var. Yani ya da yaratık. Yani çünkü mesela ölü taklidi yapmak ama bilerek değil bu. Birdenbire vücudumuz dona kalır. Ben dona kalırsam ve karşıdakinin gelip benden bir ısırık almasına, iktirmesine, hakaret etmesine izin verirsem yaşama şansımın yüksek olduğu dönemler var. Tehlike geçene kadar. Tehlike geçene kadar, aynen. Köprüyü geçene kadar. Ama çok aslında tam onun üstüne gelen bir atasözümüz var. Şimdi bu bir versiyonu. Karşı taraftan korkmak. Çünkü kendi sınırınızı koruyamamanın yaşamsal olduğu dönemler olmuş. Fakat buna ihtiyacımız olmayan, işte bir adalet sistemi olan bir dünyada, yani toplu yaşama başladıktan sonra hani hiçbir zorba, hiçbir yırtıcı gibi, yani yırtıcılığı zorbalığa benzetebiliriz. Hani gelip de sizin elinizden bir hakkınızı alamaz. Çünkü adalet sistemi var. Adalet sisteminin olmasına rağmen eski reflekslerimizin devam etmesi sınırlarımızı koruyamamanın bir yolu. Yani karşı taraftan çok korkmak. Eğer bir aramızda çatışma olduğunda
Ben şu şekilde düşünüyorsam, yani hiçbir nedenim yok ama Mert beni kesinlikle alt eder diye düşünüp, tamam gülümseyeyim, hareketsiz yani ölü taklidi yapayım, geçene kadar bekleyeyim. Karşımda bir zorba varsa bu otomatik bir reflekstir. Bunun için ne yapacağız? Hani çok güzel konuşuyorsunuz, hani çözümler falan diye insanlar bazen konuşma sonrasında soruyorlar. Hani biraz zamanımız olsaydı anlatacaktık gibi his oluyor böyle. Yapılacak şey şu, bu reflekslerin üzerine gitmek, kitaplar okumak, yardım almak belki. Hani en sonunda da konuşabiliriz. İkinci şey, adalet sistemi sağlandı. Sınırlarımı koruyorum. Herkes benim sınırlarımı ihlal ederse ceza alacağını biliyorum, rahatım. Orada da vicdan devreye giriyor. Büyük bir ihtimalle toplum devletler olmaya başladığımız zaman, yani devlet şeklinde büyük topluluklar haline yaşamaya başladığımız zaman, bencil davranırsam uyum sağlayamam, uzun vadede başarılı olamam. Bir dönemler var büyük bir ihtimalle ve adalet sistemi gelişmeye başlıyor. İnsanda da vicdan sistemi gelişmeye başlıyor. Fakat bu da ayarını şaşırırsa, karşı tarafın zarar görme olasılığını gözümde çok büyütüyorum. Yani kendimin zarar görme olasılığını çok büyüttüğüm zaman çok korkuyorum ve teslim oluyorum. Sizin zarar görme olasılığınızı çok büyüttüğüm zaman ufak bir espride bile acaba çok mu kırdım karşımdakini, alamadınız değil mi gibi alttan almak, aşırı hürmet etmek, kibarlık göstermek gibi iki yolu var. Yani bir tanesi adaletsiz bir şey yapmayayım ve toplumdan tepki almayayım. Çünkü bana zorba diyecekler. İkincisi karşımda bir zorba var, zorbayı ürkütmeyeyim gibi sınırlarımdan vazgeçtim. En belirgin iki nedendir. Gerçekten kolay değil. Ya bunun farkına varmak da kolay değil. Kabullenmek de kolay değil. Çözüm için yola çıkmak da kolay değil. Şöyle bir şey var. Bir olma süreci diyelim, bir şeyleri değiştirme süreci. Biliyorsunuz, bilgiye ulaşıyorsunuz ve öğreniyorsunuz ne olduğunu. Arkasından onu hayata geçirmeye çalışıyorsunuz. Pratikler başlıyor. En zorlayıcı kısım da orası. Pratikler yapıyorsunuz. Ondan sonra artık bu bir refleks haline geliyor. O eski alışkanlığın yerini almaya başlıyor. Yeni devreler kuruluyor, sinirsel devreler ve artık yeni bir alışkanlık oluşmaya başlıyor. Ama bu özellikle bilgiden sonraki süreç, ben ona hatta bilgi tuzağı diyorum, biliyorum diyoruz ama henüz olmamışız. Çünkü yapma aşaması atlanmış. Orası tam olmamış. Çünkü bir şey yapana kadar değil, yaptığımız şey olana kadar tekrar etmek gerekiyor. Ama orada bazen tıkanıyoruz veyahut da bildiğimiz olduğumuzu zannediyoruz. Özellikle bir de yardım almıyorsak, yani tarafsız bir göz, uzman bir göz bizi değerlendirmiyorsa olduğumuzu zannediyoruz ama aynı hatalara tekrar tekrar düşebiliyoruz. Burada bu zor bir yolculuk. İnsanlar tabii, herkesin motivasyonu farklı olabilir onu yola çıkaran sebep ama diyelim ki düştüler ve kalkıp yeniden başlayabilmeleri için ne tavsiye edersiniz? Ne onları yolda tutar? Yani neyi hatırlamaları gerekiyor? Ya da öyle sorayım. Şimdi belki ilk konuştuğumuz dakikalara geri dönersek, hani insanın ruhu bir problem çözme aracı. Öncelikle evrimsel reflekslerimiz var, basit reflekslerimiz. Düştük, hani taş yok mu taş, hani vardı ya. Hani böyle bir öfke tepkisi. Herkes gibi. Zaten taş arıyor. Yani ya çözüm olsa kolay. Taş yok mu taş versiyonu var. Arabeske bağlamak diyelim biraz sokak ağzıyla konuşursak. Hani eyvah vah mahvoldum, öldüm, bittim kısmı var. Ya da düşmek mi? Ben düşmedim, ben aslında kendim indim tarzında kaçınma yöntemleri var. Şimdi bu ilk primer reflekslerimizden sonra bir kontrol mekanizması devreye giriyor. Yani insanın daha böyle üst tabakaları geliştikçe bir şey bana çarptı, ben de düştüm. Tam dengeli miydi acaba? Yani attığım taş, ürküttüğüm kurbağa ya da aldığım darbe, verdiğim reaksiyon, bunu ayarlıyoruz. Bunu ayarladıktan sonra ya bu iyiydi. Çok yani, pardon, siz burada bilinci devreye sokarak hareket ediyorsunuz, evet. Sorgulayarak. Orada bir kıyaslama yaparak bunun farkına varmaya çalışıyorsunuz. Evet. Benim de orada tam merak ettiğim şey şuydu, o duygusal bir tetiklenme yaşattığı anda buraya çıkış nasıl olacak, onu ne kolaylaştıracak, o sistem nasıl tekrar devreye girecek, onu merak ediyorum. Çok teşekkürler. Yani ben aslında yani kısaca sağlıklı versiyondan bahsedecektim. Şimdi ne yazık ki otomatik reflekslerle doğuyoruz ve bazılarımız eğer düştüysen mutlaka bir hatan vardır gibi cezalandırıcı olmaya meyilli. Bunlar daha böyle ne bileyim takıntılı insanlar olabilir ve toplumun çoğunluğu. Yani bizim toplumumuzda çok fazla. Yani demin de konuştuk ya vicdan konusunu. Otomatik başa çıkma yöntemlerimizden bir tanesi fazla vicdanlı olmak, suçu kendinde bulmak. Bu daha çok kendini suçlayarak, ya ben mutlaka bir şey yapmışımdır diye düşünmek var. Bunlar daha çok depresyona yatkın insanlar olurlar. Teslime daha yatkın cevap veririz. Bir yöntemimiz bu. Teslim olmak ve bu benim hak ettiğim diye bu hayat böyle şeyler. Mesela taciz ediliyor orasılar, hani sınırları taciz edilse
ihlale uğrasa bile kendi haklarını savunamazlar. Uyum gösterirler. Diğerlerinden daha mutsuz mudurlar? Onu da tartışırız ayrıca. Bazen uyum göstermek daha karlı olabilir. Bazıları da... Bilinçli olarak yapıyorsanız, boyun eğmeden yapıyorsanız... Tabii ki ama hani ben şimdilik yani kabaca refleks versiyonu konuşuyorum. Kimisi teslimle buna tepki verir. Kimisi karşı saldırıyla. Ne olursa olsun ben haklıyım. Hatta benim gençliğimde şöyle bir bahane vardı. Ama onların da dedeleri Kızılderilileri öldürmüştü falan. Yani insan beyni eğer karakter yapınız uygunsa her zaman kendini haklı görmeye, hani yaptım ama bunun bir nedeni var, sor bakalım niye yaptım tarzında. Bazı insanlar, bunlar hep otomatikten bahsediyorum, bu şekilde olacaklar. Kimileri de kuş falan diyerekten dikkatlerini dağıtıp, işte şurada güzel bir yemek var, yeni bir restoran açılmış, şimdi boş ver böyle şeyleri konuşmayalım deyip kaçınacaklar. Üç tane kaçtığımız nokta. Bunun üstüne çıkmak istiyorsak, hani bu bunların farkına varırsak, ya ben niye bütün tartışmalarda haklı çıkıyorum kardeşim? Bunun ortada, yani burada bende bir sıkıntı olabilir mi? Ya da ben niye tartışmaları hep alttan alıyorum? Acaba bir ayarlara bakmak lazım mı dediğiniz zaman da orada biz devreye giriyoruz. Ya çok iyi, güzel bir noktaya geldiniz. Aklımda da şu vardı, ayarlar meselesi. Hı hı. İnsanın gerçekten fabrika ayarı var mı diye düşünüyorum. Olmadığını düşünüyorum şundan dolayı. Çünkü anneden babadan biz boş olarak gelmiyoruz. Bir genetik yazılımla, donanımla birlikte geliyoruz. Zaten bir işletim sistemi var. Ve sonradan da programlar yükleniyor buna. Bilgisayar gibi düşündüğümüzde. Sonradan farklı programlar çalıştırıyoruz. Ama altta zaten bir mekanizma çalışıyor, işletim sistemi var. Artı bir takım onu çalıştırsın diye programlar da var beraberinde. Gerçekten sıfırlamak mümkün mü? Onu çok merak ediyorum. Hani bilimsel bir karşılığı var mı? Yoksa da sizin görüşünüzü de merak ediyorum. İkincisi de şu, varsa biz evet geçmişte işe yaramış ama bugün iyiliğimize, bütünlüğümüze hizmet etmeyen bu yazılımları, programları nasıl değiştirebiliriz? Üzerine nasıl yazabiliriz? Aynen, çok güzel. Yani öyle bir şey ki, yani 150 bin yıllık bir hikayemiz var. İnsan sinirisi, yani insan şekline dönüştüğümüzden beri 150 bin yıl var. 150 bin yıldır birçok programcı var içeride ya da programcılar. Taş attı, sen de ona taş at falan. Orada kod yazıyor. If diğer maymuna benzeyen yaratık sana taş atarsa sen de ona taş at tarzında. Yani şey, bu taş yok mu meselesi çok eskiye dayanıyormuş demek ki. Taş yok mu? Ona tekrar geliriz belki. Sık sık ona geliyoruz. Şimdi DOS düşünün. DOS'un üstüne Windows yüklüyorsunuz. Windows 3.1. Windows 3.1 üzerine Windows 95, 97, 2000. Server modelleri de varmış. Abi de Apple varmış, Apple da yükleyelim. Yani öyle bir bilgisayarız ki ne kadar işletim sistemi varsa hepsi yüklü. Yani öyle hastalıklar var ki mesela karaciğerinizin ortasında birdenbire diş çıkmaya başlıyor. Yani tek bir DNA'mızda bütün bu kodlar yazılı. Yani karaciğerin ortasında diş çıkıyor. Hani onun bir şeyi var, hani adı var. Çünkü oradaki genetik yapı birdenbire değişiyor, bozuluyor. Ve olmadık bir bilgi çıkıyor içeriden. Orada saç üremeye başlıyor, diş üremeye başlıyor. Burada başka bir şey çıkıyor gibi. Çok nadir Allah'tan bir hastalıklar ama. Dolayısıyla bütün o işletim sistemi yüklü şu an bize. Belki 50 yıl öncenin, 100 yıl öncenin, 500 yıl öncenin etkileri de var. Hani önceki kuşakların da demin konuştuğumuz gibi etkileri olabilir. Sıfırlamak mümkün değil. Yani biz her ne kadar resetlesek de makineyi, açıldığında bazı programlar daha hızlı çalışacak. Kimi makinenin işlemcisi hızlı, RAM'i az. Kimisinin RAM'i çok yüksek ama işlemci yavaş. Kimisinin hard diski çok büyük. İşlemcisi yavaş çalışsa da uzun süre işimizi görüyor. Oluyor, atamazsınız bazı makineleri. Eskidir ama hard diskine ihtiyacınız vardır gibi. O yüzden hepimizin aslında yaşamı devam ettirmek için farklı farklı özelliklerimiz var. Ama bu farklı özelliklerin bizde problem oluşturduğu yeri bulmak çok önemli. Yani ben geçmişi çok iyi hatırlıyorum ama nedense hep suçlu olduğum durumları hatırlıyorum gibi. Hani oradaki bilgi işlemlemedeki fabrika ayarına döndüğümüzde hani o bilgi işlemlemedeki farklılıklarımızı bulabilirsek hayatı ona göre yapıyoruz. Yani mesela çok diyelim ki suçlu hissediyorsunuz kendinizi, obsesif bir kişiniz var. Ya şu an çok suçluymuşum gibi hissediyorum ama olmayabilirim. Ya da şu an çok haklıymışım gibi hissediyorum ama olmayabilirim. Dur bakalım beraber bir konuşalım. Ben sizi bugün zor durumda bıraktım. Saati yanlış öğrenmişim. İşte yetişmeye çalışırken telefonla aradınız. Birdenbire şok oldum ve aman tanrım ben ne kadar korkunç bir iş yaptım diye düşündüm. Eğer obsesif yapım ele geçirseydi ben şu an hala nefes nefes yedim ve konuşamıyordum. Ya tamam olur. Şefkat çok önemli bir kavram. Şu an pek çok ekolde geçiyor biliyorsunuz. Yani başımıza gelen olaylarda o kişilik yapımızla kendimize saldırmak ya da ama olur mu canım Mert Bey de bana işte önceden haber verseydi falan deyip burada böyle
ters ters oturabilirdim mesela. Kişilik yapımıza göre değişik şeyler tepkiler verebiliyoruz. Bunu fark etmek ve ona göre ayar yapmak önemli. Evet, bir fabrika ayarımız var. Sıfırlamak mümkün değil. Evet, sanki biraz da şey geliyor bana. Dövme yapılmış da dövmeyi silmek ne kadar silseniz de muhakkak bir yerlerde bir izi kalıyor onu. Evet. Onu tamamen çıkartamıyorsunuz. Evet. Onu hatta silseniz bile orada daha önce onun olduğunu, o imajın olduğunu biliyorsunuz. Belki de, evet değil mi? Çok doğru. O imajın olduğunu biliyorsunuz, o da var. Şimdi program iki bölümden oluşuyor. Araya çok az kaldı. Ben sorumu sormayayım, döndükten sonra sorayım. Olur mu? Tabii ki. Tamam, evet. Teşekkürler. Kısa bir ara için izin istiyoruz. Döndükten sonra da hayatın hakkını verebilmek için neler yapabileceğiz? İpuçları almaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Yeniden merhabalar. Şema Terapi Derneği Başkanı Alp Karaosmanoğlu ile sohbetimize devam ediyoruz. Kritik bir noktada kalmıştık hocam. Güven, siz değerlerden bahsettiniz. Ben de güveni gündeme getirmek istiyorum. Çünkü özellikle sınırlar konusunda da bu böyleydi. İnsanlar kendilerini güvende hissettikleri zaman konfor alanlarını genişletmeye başlıyorlar ve başka şeyleri de içine almaya başlıyorlar. Yani bir şekilde bir köprü kuruluyor diğeriyle. Ama ne zaman güven sorgulanıyor, o zaman duvarlar örülmeye başlıyor ve hiçbir şekilde oradan buraya, buradan oraya bir geçiş söz konusu olmuyor. Peki biz ilişkilerde bu güveni tesis etmek için sizin tarafınızdan değerlendirirsek nasıl bir iletişim tarzı benimsenmeli? Yani bu da refleks. Yani arada da konuştuk biraz. Hani reflekslerimizden kurtulmak çok uzun zaman oluyor. Yani işte hani bir kavga çıktığı zaman hep yani stres arttığı zaman daha basit tepkilerimize dönüyoruz. Şimdi hani güvende hissetmenin yolları başka. Fakat diyelim ki karşılıklı biz konuşuyoruz ve ben size bir şey anlatmaya çalışıyorum ve sizin güvenizi kazanmak istiyorum. Ama bunun için vaktim yok. Çünkü vaktimi zaten anlatmak için kazanacağım. Hani beraber gezemeyiz, tozamayız, dışarıda hayattan bahsedemeyiz ki siz benim dost olduğumu anlayasınız. En güzel yolu birbirimizi tanımak. Stres durumlarında Alp nasıl davranır, Mert nasıl davranır, o konuda bir bilgimiz olursa ondan sonra ya Mert Bey sizin memleket nereydi gibi yakınlık başlıyor. Ama bunun için fırsatımız yok. Eğer hızlı bir şekilde karşımızdaki kişiye güven sinyalleri yollamak istiyorsak onun sinir sistemini taklit etmekte fayda var. Ya bu biraz şey hani iletişim seviyesinde bir şey olacak ama uyumlanmaktan bahsediyoruz. Aynen. Hani eş demek işte karşıdaki kişinin yakın bir postürü. Çünkü o zaman sinir sisteminiz karşımdaki kişi yırtıcı değil. Yani o da benim gibi bir ihtiyaçları olan bir insanı anlıyor. Bu işin biyolojik kısmı, fizyolojik kısmı. Diğer yani dolayısıyla o sinir sistemine uygun şekilde konuştuğumuz zaman konuşma miktarı önemli. Bir de en önemlisi konuşma hızı. Yani siz bir şey anlatmak için karşıdakinin konuşma hızından hızlı konuşursanız bilin ki aynı frekansta değilsiniz. Karşı tarafın hızını anlamak, ona uyum göstermek biraz hızlı olabilir, biraz yavaş olabilir ama hani ses tonu yani yüksekliği ve kullandığınız ton da önemli. Bunlar çok basit güven şekli. Güvende hissetmek için ise şöyle bir şey söylenebilir. Yine evrimsel reflekslerimize bakıp, acaba bende fazla kuşkuculuk var mı yok mu? Çünkü kuşkuculuk da binlerce yıl insanın çok işine yaramış bir reaksiyon ve çok büyük bir ihtimalle akıllı yaratıklara karşı gelişmiş bir refleksimiz kuşkuculuk. Hani hasta olduğumuz zaman, yani hastalık seviyesine geldiği zaman paranoya falan dönüşüyor ama tuzağa düşmemek için. Çünkü eminim ki binlerce yıl bir kabile öbür kabileyi tuzağa düşürmüş, yakalamış işte, köle yapmış, belki yemiş bile yani. Dolayısıyla hani böyle dur ya bir şeyler görüyorum ama iyiye benziyor bu bahçe, bir huylanayım gibi. Karamsarlık, kuşkuculuk gibi şemalarımız gelişmiş. Dolayısıyla onlar eğer bizde aktifse, mesela bazı insanlar şey olur ya çok iyi bugün, acaba ağlayacak mıyım? Bugün çok güldük, ağlayacak mıyız gibi olur. Ya da işte ya yeni tanıştık, Mert Bey'le de çok güzel anlaştık. Acaba arkada bir plan mı var, bir şey mi kaçırıyorum gibi. Yani burada o yapınızı tanımadığınız zaman o güvensizliği sık sık yaşarsınız. Ama ne yazık ki burada şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Şema dediğimiz şey, yani mesela bir güvensizlik kuşku duyma bir şemadır. Kuşkuculuk şeması dediğimiz. Kendini doğrulayan kehanetler yaratır. Yani bir inancın kendinden değişmesi çok zor. O yüzden zaten bizim sektörde olmuş. Yani ben eğer kuşkucuysam ve şuna inanıyorsam, işte en de sonunda insanlar adaletsiz davranırlar. Ben de kendimi o kadar savunurum ki, siz de en de sonunda ya Alp'le görüşmeyelim,
onun yaptığı davranışlar biraz garip deyip benim kötülük olarak göreceğim davranış yapabilirsiniz. Yani ben öyle bir şekilde davranırım ki kendini doğrulayan kehanet deriz buna. Her şamanın kendini doğrulamak becerisi vardır. Kuşkucuysam kuşkucu insanlara daha yakın olurum. Mesela çok enteresan bir şey var. Güvenden başladık, konuyu kaçırmış olabilirim. Ama şunu anlatayım, bitireceğim. Mesela çok kuşkucu bir insan kötü niyetli insanlara daha yakın oluyor. Çünkü hiç olmazsa ondan emin. Çünkü iyi niyetli bir insan. Şüphelerini doğrulayan biri var karşısında. Evet, çünkü herkes böyle olduğu için tırnak içinde hani kötü niyetli olmayan, kendisini kullanmak diyelim. Kendisini kullanmayan bir arkadaş olduğunda ya ben bunu anlayamadım, çözemedim. Ama onu çözdüm. O yüzden hani bunu bırakmayayım. Çünkü bırakırsam onu çözmem bir 5-10 yılımı alabilir. Burada bildik var deyip kullanıcı ilişkinin içinde daha uzun kalır mesela. Evet, insan varlığını bilmediği için yokluğunu da hissedemiyor, anlayamıyor, tanımlayamıyor. Ama ötekini biliyor, çok iyi biliyor ve evet, onu anında yakalayıp çekebiliyor ya da kendisi yaklaşabiliyor. Evet, tanıdık geliyor. İşte bir kendini doğrulayan kehanet kavramı, bir de hoşuma giden güzel bir kitabımız var. Belki siz de okumuşsunuz bildiğim kadarıyla, Hayat Yeniden Keşfedin. Şema kimyası diye bir kavram var. Şemanızı tetikleyen insanlara daha yakın hissediyorsunuz. Kuşkucuysanız hafif böyle mavi boncuk dağıtan bir sevgili adayı, hay bir şey var onda, bir elektrik var tarzında oluyor. Ya da işte mükemmelliyetçiyseniz sizi çok eleştiren bir insan, tam aradığım gibi bir insan. Tam aradığım gibi bir insan ama hayat boyu bunu yapacak, emin misin bunun tarzında? Yani böyle o ilk kıpırtılar bazen bizi tuzağa düşüren durumlar oluyor. Evet, galiba her defasında bize kim olduğumuzu kanıtlayacak insanları kendimize çekiyoruz, durumların içine sokuyoruz. Hatta kendimiz de buna sebep oluyoruz gibi geliyor. Evet. Şeyi çok merak ediyorum. Normalde soracaklarımdan biri değil ama siz konuyu açınca inanç geliştirmek kısmı. İnsan gerçekten neye inanıyorsa onu yaşıyor. Bir şekilde gerçeği yapıyor. İstemeden, farkına varmadan gerçeği haline getiriyor bunu. Her şey onu doğrulayacak şekilde etrafında birikmeye, toplanmaya başlıyor. Peki biz burada bunu değiştirmek için inanç dediğimiz şey nasıl gelişti? Şimdi anladığım kadarıyla tekrarlar yok, böyle gelişti ama bundan sonrası için daha böyle pratik kestirme bir yol varsa, yeni bir inanç geliştirmek, böyle bunu sanki hap şekline getirip formüle etmek gerekseydi nasıl tarif ederdiniz merak ediyorum. Onunla ilgili işte çalışmalarımız var biliyorsunuz. Yani psikoterapi ortamında saatlerce çalışılan şeyler dışında tabii saatler gerekiyor ne yazık ki, onu söyleyeyim. İşte yapay zekadan faydalanmaya çalışıyoruz, robotlar geliştiriyoruz. Şimdi inancın değişmesi için birkaç katman var. Bir tanesi, inanca eşlik eden duygu çok yüksekse, siz binbir dereden karşı kanıt toplayın. Hatta bakın, binbirde şahit getirdik diye. Evet, biz şahit izlesin binbir kişi yan yana. Duygu çok yüksekse inanamıyorsunuz. Yani alamıyorsunuz bu bilgiyi. Çünkü bunlar yaşamsal şeyler. Bir tanesi eşlik eden duygunun kökenlerini çalışmak. Hani ben bu duyguyu daha önce yaşadım mı? Ben işte Mert Bey'le yaptığımız çalışmada, konuşmada ilk dakikalar yaşadım panik hata. Öyle bir şey yok da. Hani o panik hata... İlk nerede hissettim? Bunun peşine gitmek. İkincisi, bir inançla karşılaştığınızda, inanç ne demektir? İşte ben çirkinim, ben yavaşım, ben şişmanım, ben zayıfım gibi. Ya da işte yani görsellikle de olabilir. 18 tane üst başlığı var bu inançların. Bir sürü var, yüzlerce var. Bunu bulduğunuz zaman kanıt ve karşı kanıt arayın. Ya tamam, ben bunu diyorum ama bunu neye dayanarak söylüyorum? Yani avukat ve savcı benzetmesi bu açıdan önemlidir. Yani öbür tarafa da geçin. Hatta bazen insan, çok güzel bir soru var belki, akılda kalıcı olmasını iyi olabilir. Başka bir terapist arkadaşımdan öğrenmiştim. Yani sen inanmasan bile başka birisinin davasını almış bir avukat gibi düşün. Yine de karşı kanıt olur muydu işte? Yani, ben kendim başarısız olduğuna inanıyorum. Peki kendini Mert Bey'in yerine koy. Alp'in davasını aldın. Alp'in başarılı olduğuna dair kanıtlar toplayacak olsan, neler bulurdun gibi, gönülsüz de olsa bir kağıda yaz karşı kanıtları gibi. Kanıt karşı kanıt çalışması çok evrensel bir tekniktir. Yani pek çok, özellikle bilişsel terapilerde çok kullanılır. Ama tabii tek başına yeterli değil. Bir tanesi bu. İkincisi, üçüncüsü pardon, davranışsal seviyede bir ilişki olabilir. Biraz hoca gibi konuşmaya başladım, kısa keseceğim. Davranışlar da şu, çok özetle söyleyeyim. Problemli olduğunuz durumlarda İçinizden gelenin tersine davranmaya çalışın. Örümcek fobiniz varsa, o evde örümcek vardır deyip o örümceğe o eve girmek istemiyorsanız, içinden gelen eve girmek değil, o zaman tam tersine olacak, o eve girmeye çalış gibi.
O kadar döngüyü kolay. Kırmak gibi, rutini kırmak gibi. Aynen. Hı-hı. Ya da diyelim ki bir yerde çok başarısız oldunuz, diğer insanları çok rahatsız ettiğinizi hissediyorsunuz. Size öyle geliyor olabilir. İçinizden gelen şey ne? Hiç konuşmamak. İçinden gelmese de konuş. İçinizden gelen şey ne? Bir dakika, ben bunu anlatmazsam Mert Bey benim hakkımda yanlış düşünür. Çok konuşayım. O zaman tamam, yanlış tanıtmış olabilirsin kendini. Teslim ol bakalım ne olacak. Eğer çok saldırgan bir insansanız biraz daha teslim olmaya yönelik davranabilirsiniz. Ya da çok teslim yönelik bir insansanız diğer tarafı deneyebilirsiniz. Eğer hani ben teslim olmama gerek yok diye düşünseydim ne yapardım? İşte karşı tarafa soru sorardım gibi. İçimizden gelenin tersini yapmak gibi. Hani duygusal kökenler, çocukluk yaşantılarını çalışmak. Bugünkü aklımızdan geç veren düşünceleri yakalayıp onlar hakkında kanıt karşı kanıt. Davranışsal olarak da hep yaptığım şeyin biraz daha farklı yollarını denemek. Yani bu, hep bu yoldan gidiyorum. Bir de şu yoldan gideyim bakayım ne olacak. Evet, hep aynı şeyleri yapıyoruz. Farklı sonuç bekliyoruz. Farklı sonuç için farklı bir şey yapmak gerekiyor. Evet. Tabii onu da doğru gözlemlemek lazım. Evet. Tarafsız bir şekilde gözlemlemek lazım. Yine eski inanışlara göre kanıt aramamak lazım. Yine kendimizi haklı çıkaracak kanıtlar aramamak lazım. Tarafsız bir gözle bakmaya çalışmak gerekiyor galiba bu noktada. Evet, tabii kolay olmuyor. Çünkü ya insanoğlu çiğ süt emmiştir diye bir ailede büyüdüğünüz zaman hani günde 100 tane hikaye dinliyoruz. Sadece işin içinde arkadan iş çevirmeli olanlar aklımızda kalıyor. Duymuyoruz bile. Ya maalesef. O kadar güçlü ki bu örüntüler. Hatta aile içinde de bunların şeylerini görüyoruz, örneklerini görüyoruz. Aile içinde, arkadaş çevresinde, iş hayatında. Hı. Şimdi biraz da o tarafa kayalım istiyorum. Genişletelim tamam, konuşmalarını. Şimdi burada oynadığımız bazı roller var. Biz zannediyoruz ki işte bu ortamlarda hep akıl oyunları oynanır ya. İnsanlar birilerini farkında olmadan diğerini tuzağa çekiyorsunuz. Ya da işte doğru olduğunu o konuyla ilgili ya da o kişiyle ilgili algınızın, yargınızın doğru olduğunu kanıtlayacak şekilde bir düzenek kuruyorsunuz. Ve onu da onun içine çekiyorsunuz. Sonra dediğiniz gibi o istediğiniz şey olunca da bak ben zaten böyle olduğunu biliyordum oluyor. Ama burada gerçekten farkına varmadan takip ettiğimiz bir yol var. Belki geçmişte taşları döşenmiş bir yolu takip ediyoruz. İzleri takip ediyoruz. Her ne kadar biz burada bilinçli olduğumuzu söylesek de ezbere hareket ediyoruz gibime geliyor. Tabii. Geçmişin kayıtları dönüyor gibi. Biz burada farkında olmadan böyle oynamaya zorlandığımız bu rollerin nasıl farkına varabiliriz ve değiştirebiliriz? Zaten yoğun duygular yaşadığımız konular ve kafamıza takılan konular genellikle o çıkışı yapamadığımız konulardır. Yani tepkiyi aldım, dışarıdan darbeyi aldım, tepkimi verdim, memnun da değilim, ay çok fazla bağırdım. Ay çok altta kaldım, ay çok abarttım tarzında hani memnun olmadığımız konulardır. Bu gibi durumlarda hani onu yakaladığımız zaman burada bir problem var. Onu görmek yani tamam dışarıdaki kişi mutlaka sıkıntılı ama bana ait ve benim değiştirmem gereken şey ne ona bakmak çok önemli. Çok kabaca bunu söyleyebilirim. O hani döşeme yani yolu. Dışarıdakinden aramadan önce benim neden böyle bir reaksiyonum oldu, neden tetiklendim onu mu vurgulamak istediniz? Eğer çok başkalarını suçluyorsanız yani içinizden gelenin tersini yapın. Aman canım işte 18'de zannetmiştim 17'deymiş toplantı. Mert Bey bunu bilmem ne yapmalıydı diye bak böyle yapıyorum. Geçen sefer de böyle yapmıştım. Biraz kendime bakayım gibi. Ya da aman tanrım ben ne kadar dağınık bir insanım, hiç zamanımı kontrol edemiyorum. Neredeyse gecikiyordum. Dediğim zaman da yani kendiniz biraz böyle teslimciyseniz diğer tarafı sorgulayın. Fazla girişkenseniz diğer taraftan bakmaya çalışmak gibi çok çok kabaca söyleyebilirim. Ama o dediğinize katılıyorum. Yani bugün başımıza gelen olayların o bir şekilde döşenmiş de olabiliyor geçmişten itibaren. Çünkü o bilgileri seçe seçe arka arkaya koyuyoruz. İşte bugün giyken aslında size telefonla konuştuk ve ben 15 dakika olduğunu öğrendim. Ve İyi ki erken çıkmışım aslında. Çok gecikebilirdim. Bugün çok güzel bir şey oldu mesela. Belki farkında değildiniz. Evet. Mesela bu çok büyük şans. Bunu akşama bu şekilde düşünerek duyabilirsiniz. Ya da ben ne kadar dağınık bir insanım. Bak gördün mü bugün bir hani çok gereksiz bir sıkıntıya neden olacaktım. İşte ne kadar kötüyüm tarzında. Yani olayların farklı açıları olabileceğini görebilmek, insanlarla konuşmak. Özellikle aklına güvendiğiniz insanlarla yani illa bunların uzun olması gerek değil. Konuşmayı biz çok öneriyoruz. Başka insanlarla konuşmayı. Yani şimdi chat GPT'de falan konuşuyoruz da çok fazla. Onun gibi yani karşı tarafın çok... Yani bu arada onları birazdan merak ediyorum, soracağım. Özellikle evet. Teknolojik gelişmelerin işinize nasıl yansıdığını. Yani daha çok konuşmak çevreyle. Yani akıl almak. Ve buna utanmamak.
Yani ne kadar her konuda yani her konuda çünkü her zaman ah keşke o zaman yani bunu çok duyuyoruz. Keşke o zaman bunu o kişiye sorsaydım. Yani aynı problemi yaşama ihtimali olan başka bir insana gidin akıl alın. Daha çok konuşun. Yani en çok yani çok kabaca bir şey söyleyecek olsam evet konuşmak bize iyi geliyor. Evet, bunu şeye benzetiyorum. Son dönemde çok kullanılan bir kavram var, yankı odaları diye. Şimdi sizin gibi düşünen, sizin gibi hisseden, sizin gibi yaşayan insanlarla örülü bir çevreniz oluyor. Kendinize böyle bir ortam inşa ediyorsunuz. Daha sonra herkes sizin aynanız olmaya başlıyor. Zannediyorsunuz ki herkes böyle yaşıyor. Ama aslında öyle değil. O yüzden oradan çıkmanın da tek bir yolu var. Farklı kaynaklardan beslenmek, farklı odalara girmek. Ama bu çok da tercih ettiğimiz bir şey değil. Zaten bugün öyle bir tanım var ki, VUCA diye tanımlanan bir dünya. Bu bir şey, akronim. İnsanın kendini savunmasız hissettiği, çaresiz hissettiği, karmaşıklığın, belirsizliğin olduğu bir dünyada çok kırılgan bir hale geldik. O yüzden herkes kendini korumaya çalışıyor. Konfor alanının tam tersini genişlemek yerine daralmaya başladı. Böyle bir ortamda da insanları o güvenli alandan çıkartıp başka bir yere sokmak çok kolay değil. Teşvik edebilmek çok kolay değil. Nasıl yazılıyor? Galiba bu sabah VUCA mı? VUCA. V-U-C-A. İçinde vulnerability, ambiguity, complexity, diğerini unuttum. Okey. Galiba saydım hepsini. Burada. Anladım. Bir komedinin konuşmasında gördüm bu sabah. Çok güzel bir terimmiş o gerçekten. Evet. Artık bu da değişti bu arada. Artık bundan da çıktık. Yeni şeyler geldi. Eklentileri var bunların. Yaşanan her kriz, ister ekonomik olsun, ister doğayla ilgili bir afet olsun ya da işte bir iç savaş olsun, yeni bir şey ekliyor bunların ucuna biliyorsunuz maalesef. Evet. Yani böyle dünyayı da maalesef iyi de tanımlamıyoruz. Böyle bir dünya diye tanımlıyoruz. O da bizim belki gerçeğimiz oluyor. Bunları söyleye söyleye gerçeğimizi yapmaya başladık. Evet. Belki de böyle bir şey var. Doğru. Şimdi tam da şeye geldi bu. Duygu durumumuzdaki dalgalanmalara denk geldi. Şimdi böyle özellikle tanımlar yapınca insanlar da otomatikman bundan etkileniyorlar. Bu çok yukarıda konuşulan bir konu olsa da biz bunu işte ailelere indirgediğimizde, bireye indirgediğimizde ya medya ile o kadar çok zaten temas ediyoruz ki oradan sürekli olumsuz bir besleme var. İnsanı çok yanlış yerlere yönlendirebilecek şekilde tasarlanmış her şey. Şimdi biz tetiklendiğimiz zaman eğer önümüzde çözmemiz gereken demin bahsettiğiniz ruh çözmeye programlı bir organ dediniz, alet dediniz. Aynen. Bu maalesef böyle durumlarda konuya ve çözüme odaklanmak yerine kişiye ve ona sebep olan soruna odaklanmaya başlıyor ve onu tehdit olarak görüp onu ortadan kaldırmaya çalışıyor. Şimdi o da beraberinde bir çatışma ortamını getiriyor. İki taraf da birbirine giriyor. İşte çıkar çatışması dediğimiz şey. Şimdi biz burada insanları nasıl birbirine yaklaştıracağız? Bu kritik bir nokta. Yani birbirlerini tehdit olarak değil de demin siz fırsattan bahsettiniz ya. Yani böyle bir durumu şans olarak da değerlendirebilirsiniz. Böyle bir problemi değişim için, dönüşüm için fırsat olarak da görebilirsiniz. Yani insanların birbirlerini tehdit olarak değil de fırsat olarak görmelerini nasıl sağlayabiliriz? Yani herhalde ilk ihtiyacımız burada adalet olması mümkün diye düşünüyorum. Adalet diye düşünüyorum. Çünkü özellikle adaletin olmadığı toplumlarda daha ilkel reflekslerimize döneriz. Yani ikimizin arasında bir problem çıktığında bağlantılarımız nedeniyle adaletsizce haklı çıkma olasılığı varsa daha refleksle zorbaca yöntemlere başvurabiliyoruz. Sen benim kim olduğumu biliyor musun gibi. Yoksa hani karşı tarafı püskürteyim ki trafikte haksız bile olsam beni daha da haksız göstermesin. Yani gidiyorsunuz arabasının arkasından çarpıyorsunuz. Niye duruyorsun birdenbire efendim? Çünkü biliyorsunuz ki polise gittiğinizde belki bambaşka birisi çıkacak karşıdan. Yani, o yüzden korkutayım ya da teslim olayım gibi. Keşke hani bu adalet çok çok güzel bir şekilde otursa, onu o zaman herkesi tehdit gibi algılama çok azalacak. Aynı insan çünkü Avrupa'da araba kullanırken bambaşka bir tepki veriyor. Ama sınırlardan içeri girdi, yani biraz da adaletin bizden en az ortalama olarak daha iyi olduğunu düşünürsek. Ama aynı bizim sınırlardan içeri girdiği anda koruma vitesini atıyor. Yani modu değiştiriyor. Sürüş modunu değiştiriyor ve önüne baksana görmüyor musun falan tarzında. Çünkü her an başka bir tehlike bekliyor. Dışarı biraz daha sakinliyoruz. O yüzden en azından toplumsal bir değişiklik tabii ki gelişim önemli. Ama yine de aynı ülkede yaşayıp, aynı sosyal şartlarda yaşayıp, hani Türkiye'den bahsetmiyorum bütün dünyada, benimle beraber aynı ortamı paylaştığım insanlardan biraz daha fazla bir şeyler yapıyorsam ayar yapabiliriz. Bizde çok şey vardır mesela, cin korkusu.
Peki cinlerden korkunuzu biraz açıklar mısınız? Bu korku falan değil diyor mesela karşı. Kitapta yazıyor. Ne yapacaksınız? Yani o zaman yapacağınız şey kalibrasyon diyorum ben ona. Aynı kitaba inanan diğer insanların cin korkusu var mı? Yani kalibrasyon yapmak lazım. Tamam, yani iyi kötü böyle bazen adaletin şaşırdığı ortamlar var ama yani bu ortamda mesela birisi tweet atmaya o kadar korkuyor ki ama öbürküsü de like atıyor, şöyle yapıyor, belki biraz daha sert atıyor. Hepimiz farklı tepki veriyoruz. Gerçek bir tehlike var ama çok korkanlar var, az korkanlar var. Gerçek bir risk var insanlar arasında, kendini çok fazla tedirgin hissedenler var. Hissetmesi gerektiği halde hissetmeyen insanlar var gibi. Yani aslında böyle bir çan eğrisine göre dağılıyoruz. O yüzden o çan eğrisinin neresinde olduğumuzu anlamaya çalışabiliriz. Bunun için herhalde kitap okumak en kolay yol. Ölçekler çözülebilir, insanlarla konuşulabilir. Yani benim fazla saldırganlığa mı eğilim var, teslim olmaya mı yoksa çok mu kaçınıyorum? İzleyeceğimiz şey duygularımız. En önemlisi duygularımız, çünkü bizim için bir haberci. Yani dışarıyla uyumumuz arasında bir sıkıntı olduğu konusunda ilk haberi oradan alıyoruz. Yani duygularımız aslında araba göstergeleri gibi. Yani hararet yapıyorsun, benzin bitmek üzere gibi. Hani çok korkum varsa, fazla öfkeleniyorsam, çok fazla üzüntü yaşıyorsam, hayal kırıklığı çok fazlaysa gibi. Özellikle duygularımızı izlemek diyeceğim ben burada özet olarak. Onlar bizim yani ne kadar kötü bir duygu bile olsa mutlaka bir haber vermeye çalışan bir elçi gibi düşünmek lazım onları. Ben neyi kaçırıyorum ki? İşte son iki haftadır depresif uyanıyorum. Evet, sorulacak çok kritik soru var. Soruyu sorunca da zihin bir şekilde bunları etrafta yanıtlarını aramaya başlıyor. Şimdi zaman çok hızlı akıp geçiyor. Alp Bey, çok az zamanımız kaldı. Benim birkaç soru hakkım var ama hızlıca yanıt alabilirsem memnun olurum. Bunlardan bir tanesi sizin mesleğinizle alakalı. Şimdi teknolojinin girmesiyle birlikte her şey artık değişmeye, dönüşmeye başladı. Özellikle yapay zekanın da işin içine girmesiyle bakıyorsunuz oyunun kuralları değişmeye başladı. Her şey yeniden yazılmaya başladı. Bütün bu gelişmeler sizin sektörünüzde ne gibi değişimlerin habercisi? Siz mesleğinizin ne yönde evrileceğini öngörüyorsunuz? Biz servis sağlayıcı olacağız çok yakında. Çünkü gerçekten inanılmaz bir ortak akıl üretilmeye başlıyor. Büyük büyük firmalar, küçüklü büyüklü firmalar çok güzel akıllar üretiyorlar. Bizim bir yapay zeka robotumuz var. Bir süredir de Türkçe'de çalışan bir robotumuz var. Ücretsiz insanların girip. İsmi nedir? Cybot diye, PSYBot diye. Bizim sitemizde psikonet.com, eğer hani ücretsiz girebilirler. Ölçek yapabilirler mesela orada. Kendi kişilik yapılarını görebilirler ücretsiz bir şekilde. Çalışıyoruz. Çok zor olan şeyleri, işte öyle derse böyle, böyle derse böyle de falan diye, ben de biraz programlamaya ilgiliyim. 6 sayfa program yazmak gerekiyor. Şimdi bu ortak akıl yüzünden, ChatGPT'de olan şey, şimdi sana bir soru soracağım. Danışan tarafından gelen soruyu ChatGPT'ye soruyoruz. Bu soru sence gelen cevap mantıklı mı değil mi? Olumlu mu değil mi? Ona soruyoruz. Eskiden bunun için 6 sayfa şey yazıyorduk. Bence onda olumlu değil, çok negatif. Ondan sonra dönüyoruz kullanıcıya. Çünkü ben anlayamıyorum. Ben o kadar akıl üretemiyorum kendi botumda. Ama orada üretilmişi var. Sizin dediğiniz ama karamsarlığa giriyormuş diye tekrar. Yani o kadar işimizi kolaylaştırdı ki. Yani eskiden aylar süren bir soru cevap kısmı. Bak biraz sana bir soru yollayacağım. Bana aklı selim bir cevap mı, bunu söyler misin diye soruyoruz ve gerçekten güzel söylüyor. Mesela diyelim ki işte kız arkadaş tarafından kız arkadaşın ilişkisini bitirdi. 35 yaşındaki bir erkeğin aklından geçme olasılığı olan düşünceler nelerdir diye soruyoruz. Pat 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 söylüyor. Bu erkek biraz fedakarsa hangi düşünceler geçebilir diye soruyoruz. Güzel. Ve bunu kullanıcıya sunuyoruz. Şu düşünceler geçmiş olabilir mi? Aa, nereden bildiniz? Onun fedakar olduğunu ben ölçekten biliyorum. Fedakar bir insanın ne düşünebileceğini ortak akıldan, ChatGPT'den alıyorum ve beni tanıyor galiba bu alet gibi, bir efekt oluşturuyoruz insan üzerinde ve yönlendiriyoruz. Peki gelin bu düşünceniz üzerinde çalışalım. Diyoruz ki bir insanın aklından geçen düşünceyi bulmamız için göbeğimiz çatlar eskiden. Şimdi robot seviyesinde. Şimdi öneri sunuyoruz ve kişiliğine göre bir soru soruyor. Siz biraz fedakara benziyorsunuz. Kız arkadaşınız terk ettiği için acaba ben neyi eksik yaptım diye düşünüyor olabilir misiniz? Bunu seansta yapabiliyoruz iyi kötü. Yani yıllar geçince bir sürü kafanızda kalıplar oluşuyor ve şimdi bunu robotlara yaptırıyoruz. Bu inanılmaz bir şey. Gerçekten bir bilim kurgu filmi seyrediyor gibiydik. Artık kurgusu gitti.
Harika. Şimdi sona geldik. Son birkaç cümle için size sözü bırakacağım. O da şu, bütün bu işleri yapıyorsunuz. İşte psikonet tarafı var, kitaplar çeviriyorsunuz, yazıyorsunuz, yapay zeka ile birlikte teknolojik araçlar dizayn ediyorsunuz. Bu mesleğin evrilmesi için, dönüşmesi için çabalar sarf ediyorsunuz. Bütün bu zorluklara rağmen, hepsi kolay değil bunların, bir yandan da mesleğinizi icra ediyorsunuz. Evet. Bütün bunları yaparken sizi yolda tutan şey ne, onu merak ediyorum. Bununla da tamamlayalım. Herhalde biraz kişilik yapısıyla ilgili olsa gerek diye düşünüyorum Mert Bey. Yani çocukluğumdan beri hani böyle küçükken de kertenkele izlemeyi severdim. Yani böyle bir şey, kavanozda bir şey yaparım, yuva yaparım ama bir yandan da hapis etmek istemezdim. Bahçede yaparım, tabii kertenkele beni dinlemezdi, kaçar giderdi. Çünkü tavanda tırmanabilip gidiyorlardı. Yani izlemek, yeni bir şey görmek ve bir şeylerin daha kolay yapıldığını, yani çocukluğumdan beri bu beni çok iktiren bir motivasyondur. Çok heyecanlandırıcı. Gerçekten her boş bulduğum zamanda bunlarla uğraşıyorum. Çok çok teşekkürler sorduğunuz için. Teşekkür ederim. Keyifli bir sohbetti. Çok da verimliydi. Bir dünya kulağımıza küpe olacak bilgi aldık sizden. Umuyorum bizi dinleyenler de bunları hayatlarına geçirme noktasında umutlanmışlardır, cesaretlenmişlerdir. Tekrar teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Evet, bu keyifli sohbetin sonuna geldik. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Kendi hedefleriniz doğrultusunda cesur adımlar attığınız bir hafta olsun. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.